Ama marka olarak kalabilmek daha başka meziyetler istiyor. Orası işin bir başka tarafı. Yeni kurulan bir şirket, bir işletme hemen marka olabilir mi derseniz evet olabilir. Markanın tüm dünyada belirli kriterleri var. Ha, bunu şunun için sordum. Yani 120 yıllık da firma var. Bilenler biliyor. Hala marka olamamış. Olamamış. Yani kullandığımız bazı ürünlerde. Türkiye açısından söylüyorum ki yurt dışındakiler tanıyor. Ama şimdi ben o ürünlerin ismini asla vermem. Hı hı. Siz diyorsunuz ki bir gecede bile. Bir gecede. Evet. Nasıl? O firma hazırsa bir gecede marka haline getirilir. Tabii bunun o bir gecenin arkasında belki 6 ay, 7 ay, 1 yıllık bir fikir üretme süreci olacaktır. Ama şunu söyleyeyim. Avrupa'nın parfüm merkezi olarak Paris'i biliriz. Evet. Ve Fransızlar da tutucudurlar. Parfümlerinin kopyalanmasını falan da istemezler. Ama siz hiç aklınıza gelir miydi Hindistan'dan bir firma kalkacak bir günde Paris'in ortasında, parfümeri sanayinin ortasında Hint rüzgarları estirecek. Bu yapıldı. Şimdi ismini vermeyeyim ama. Yo, verebilirsiniz. Mesela Shalimar diye bir Hint parfümü, evet, Fransa'yı allak bullak etti. Yani o raflardaki malın ömrü 3-3,5 saatti bütün şeyde, Paris'te. Ne peki, bunun sırrı ne? Bunun sırrını şöyle söyleyebilirim size. Arkasında bir hikayesi olacak. Evet. Bir hikayesi olacak. Siz o ürünü değil, hikayeyi satın alacaksınız. Biraz evvel size gömlek alırken anlattığım gibi aslında ürünü almıyoruz. Bir hikayeyi satın alıyoruz, bir hayali satın alıyoruz biz. Siz satacağınız ürünle beraber onun arkasına bir hayali, bir düşünceyi, bir hikayeyi, bir mitolojiyi koyamazsınız. Siz ürünü satmış olursunuz, marka haline gelemezsiniz. Bir ürünün, gömleğin bir fiyatı vardır, diyelim ki 5 lira. Ama markalı bir gömleğin fiyatı 500 liradır. 5 lirayı 500 lira haline getiren o aradaki 495 liralık kısmı belki de tırnak büyüklüğünde bir tekstil parçasıdır. Gömlekten çok daha ufaktır ama gömleğin bedelinden çok daha fazla bir değer koymuştur üstüne. Peki bu ufacık bir parçayı onun üstüne koyarken onun bu kadar değer kazanmasını nasıl sağlayabiliriz derseniz ona da başka bir örnek verebilirim. Şu anda bir kot firması dünyada dehşet fiyatlı ürünler satıyor. Dehşet, yani 3000 dolar, 2000 dolardan bir kot satıyor. Bu kotun Türkiye'de üretilen kotla gramaj olarak arada hiçbir farkı yok. Kesim olarak, dizayn olarak da farkı yok. Fakat o arkasındaki bir hikayeyi satıyor. O hikayede şu, yeni din diye bir hikayesi var. Veya yeni din demeyeyim de yeni yönelimler diyeyim. Yeni gerçek diye bir hikayesi var. Enteresan. Yeni gerçekler diye bir hikaye koymuşlar arkasına. Logosunda da işte bir Buda heykeli var. Şimdi bu o arkasındaki hikayeyi satıyor. Size şöyle söylesem, mesela Zonguldak civarlarında, daha doğrusu Bartın'da tel kırma vardır. O bölgenin kadınlarının işte Yemenilerinde, başörtülerinde kullandıkları bir şey, bir bez üzerine tel elle işlenerek batırılır, çıkartılır. O kırılarak orada desenler oluşturulur. Bu çok zarif de bir ürün. Çok, evet, güzeldir. Ama bunu siz marka haline getiremezseniz yok olan bir el sanatı olarak kalır. Ama onun arkasına bir hikaye koyar iseniz o tüm dünyada bir değer oluşturur. O hikaye konulabilir mi? Konulabilir. Çok da basit. Yani size şu kadarını söyleyeyim. Varsayalım ki Fatih Sultan Mehmet bir keşfe çıktı. O keşif sırasında Bartın civarında konakladı. Su başında askerlerin birkaç gün konaklaması sırasında Bartınlı bir kız, köylü kızı askerlerden birine aşık oldu. Ona da kendi elinde yaptığı tel kırmayı verdi. Daha sonra ordu oradan ayrıldı, İstanbul'a geldi.
O tel kırma o kadar güzeldi ki haremdeki cariyelerin veya gözdelerin dikkatini çekti. Bir anda o hareme girdi. Şimdi anlatmak istediğim böyle bir olay yok. Ama olabilir. Senaryo. Oradan ne yaptık? Bir köylü kızın el emeğini aldık. İstanbul'da sarayın içine soktuk. Evet. Çok güzel. Şimdi siz bu hikayeyi satarsınız. Bu örtüyü bezi satamazsınız. Hikayesi buysa efendim saraya giren bez nedir? Benim evimde de olsun diye onu alırsınız kullanmasanız bile. Bilmiyorum anlatmak istediğim tam anlamda. Son derece güzel, son derece evet. Güzel anlattınız. Gerçekten o hikayeyi koymak çok önemli. Artı dediğiniz gibi yani işte o iyi bir jeans pantolon işte atıyorum 150 TL'ye alabiliyorsunuz ama adam 2000 dolara evet. Bir jeans satabiliyor. Evet. Yani bunu yapabiliyor. Süper bir olay. Şimdi ve de mağazası yok. Hikayeyi koyduk. Ürettik. İlerleyen dakikalarda hikayeyi ürettikten sonra ne yapılacağını konuşacağız. Ama bu arada ben sevgili izleyicilerime de hatırlatmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, Hollanda'da şu anda bu haberi vermeyeceğiz ama Hollandalılar da ekran başına ayrılmasınlar. Uyum kursları biliyorsunuz yeni yasalar çerçevesinde başladı. Ve o kursların ilk mezunlarıyla da Ali Okşak röportaj yaptı. Onu da ilerleyen dakikalarda izleyeceğiz. Efendim SİDE ile ilgili yine muhabbetimiz devam edecek bu arada. Arkadaşımız İhsan Ekinci, Tirol ve Vorarlberg temsilcisi, o da gelmişti SİDE'ye. Birlikte yaptık o çalışmaları. O keyifli sohbetlerle devam edecek. Ama ben diyorum ki Rita'yı dinleyelim, biraz müzik diyelim. Tamam. Ve ağzından kısa bir reklam arası verelim. Çok iyi. Ne dersiniz? Tamam. Ne kadar demokratik bir program. Süper. Evet, süper. Evet. Herkese soruyoruz. Evet. Onaylıyorlar. Sevgili izleyiciler, Avrupa'da 7 gün devam ediyor. Şimdi Rita'yı dinleyeceksiniz. Ve sakın ekranlarınızdan ayırmayın. Bugün Avrupa'da 7 günden sizlerden bir izleyicimize bir haftalık, iki kişilik ama 5 yıldızlı bir otelde ve her şey dahil muhteşem bir tatil hediye edeceğiz. Ve 7 günlük Bağdat Kolisi de tabii ki yine bugün programımızda verilmeye devam edecek. Rita'yı izliyorsunuz. Ardından kısa bir reklam arası. Sakın ekranlarınızın başına ayrılmayın. Tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sana olan aşkım biter diye kandım. Nereden bilirdim ki takılıp kalacaktım. Odamda kokun var, tenimde hasretin. Buram buram tüter, gözümde gözlerim. Yalnızlık mühim değil, sensizlik acı veren. İnanmak mümkün değil, sen misin çekip gidip.